Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptık. Evet. Hatta lider olduğumuz bir haftamız da vardı. Daha sonrasında maç fazlasıyla lider olmuştuk. Daha sonrasında Trabzonspor galip olunca o liderliğe geçti ama o günleri de gördük. Bizim için büyük bir gurur oldu tabii ki o günler. Bunun tabii ki en önemli nedeni biz hazır oyuncular aldık. Yani daha ligleri yeni bitmiş ya da devam eden liglerden oyuncular transfer ettiğimiz için hocamızın böyle bir takdiri olduğundan takım tabii diğer takımlara nazaran daha iyi bir başlangıç yaptı. Bu da koşu mesafelerinde zaten kendini belli etti. Her zaman istatistiklerde birinci sıralarda çıkıyordu. Böyle bir başlangıcın ardından tabii ki bir düşüş bekliyordum açıkçası. Ama bu kadar da değil, bir yerlerde dur diyebileceğimizi düşünüyordum. Bundan sonrasında dur diyeceğiz. Tabii ki şu an önümüzde kritik iki tane maç var. Tabii çok hızlı ardarda oynadığımız maçlar olduğu için bunları en iyi şekilde geçirip ardından milli takım arasında bizim için bir toparlanma süreci olduğunu düşünüyorum ve daha sonrasında lige gene en iyi şekilde başlayacağımıza inanıyorum. Zaten bir Göztepe derbisi oynayacağız. Hepimiz için çok heyecanlı bir maç olacak. Daha sonrasında da bir puan ortalamasını yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Mustafa Hoca bizim için çok değerli tabii, çok kıymetli. Camiamız için, bizler için çok kıymetli. Kendisiyle aslında konuşmamız Süper Lig'e çıktıktan sonra başka bir görevde devam edebilir mi diye de düşünüyorduk. Nobre'ye devam ederiz diye zaten düşünüyorduk. Kendisi devam etmek istedi. Burada da bir duygusal bir karar aldık biz de. Onunla başladık. Bunun artıları da oldu, eksileri de oldu bizim için. Ama biliyorsunuz yani futbolun ana temasında 14 hafta 3 kenar halinde tabii ki zaten başka bir teknik direktör olsa takımın başında kalma ihtimali yok. Yani bunlar duygusallık haricinde kesinlikle bir teknik direktörün orada kalması gibi bir durum söz konusu olamazdı. Bizim için en zor olanı seçtik. En kolay olan onunla devam etmek olurdu. Ama tek derdimiz kulübün daha başarılı olması için mücadele etmek. Burada da devam ederken takımı en iyi tanıyan, zaten başta da düşündüğümüz isim olan Mert Nobre ile devam etmek oldu. Taraftarın tepkisi olabilir. Tabii ki de zaman zaman iyi işler yaptığımızda nasıl takdir ediliyorsak zaman zaman böyle düşüşlerde tabii ki de yönetime de eleştiride bulunacaklar baktığınız zaman. Biz kulübü için en doğru kararları almaya çalışıyoruz. Ama taraftarımızın da burada duygusal olduğu noktalar var. Ama burada A takım olduğu için daha duygusallıktan uzak kararlar almamız gerekiyor. Buna da bence dün de bir program yaptık onlarla. Bazı sorularını cevapladık onların. Burada da duygularımızı daha iyi anlayacaklar. Bizim için çünkü Mustafa Hoca duygusal bir karar. Ama bu kararı almak için ben de çok düşündüm. Baktığınızda karar gerçekten herkesin bir süre sonra daha iyi anlayabileceği, bizleri daha iyi anlayabileceği bir karar verdik buradan. O yüzden tepki normaldir ama bunlar aile arasında olabilecek şeyler. Bunları da kesinlikle bugünden sonra daha farklı olacağını düşünüyorum herkes için. Borç yükü aslına baktığınızda birçok Süper Lig kulübünün, birçok hemen hemen hepsinin daha az bir borç yükümüz vardır. Yani burada baktığımızda döviz bazında konuşmak aslında daha doğru olur. Burada şu an bizim yönetici alacakları haricinde toplasanız 10 milyon euro borç vardır yoktur yani. Bu da baktığınızda hiçbir şey. Birçok Süper Lig kulübünün yanında. Zaten biz kulübü 3. ligde aldığımızda hemen hemen 10 milyon euro borç verdi. Ve biz bunların hepsini kapatıp bugüne kadar geldik. Şu anda da transfer yasağı her kulüpte olduğu gibi bizim de transfer yasağımız şu anda mevcut. Ama bunu kaldırmak bizim elimizde. Kaldırmalı mıyız, kaldırmamalı mıyız sorusunda bize zaman gösterecek aslında.